Dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. E, define aramak için diyor e, define var diye kandıran hocalar var. İşte filanca yerde define var. Ama işte ne bileyim onu cinler tutmuş. Şöyle olmuş. Okursak ortaya çıkar. Böyle insanlara gitmek doğru mudur? İkinci bir sorusu var. Diyelim ki diyor define ararken define bulduk. Bu para bize helal midir? Efendim birinci olarak e, madem ki bunlar hoca değil cinci. Madem ki yerini biliyor ben okuyayım aynı şekilde cinlerden def edeyim siz bana şu kadar para verin define sizin olsun diyor değil mi? Evet. Peki bunu yapan adam salak mıdır aptal mıdır? Madem ki defineyi biliyor gitsin iki tane adam bulsun cinleri kovsun defineyi de kendi alsın. Ha, demek ki ortada bir yalan ve sahtekarlık var. E peki buna inanan bu zaten yalan, yalancı ve sahtekar bunun bedelini ödeyecek de e siz de mi salaksınız böyle birisine uyuyorsunuz? uyuyorsunuz ve inanıyorsunuz? Ha diyeceksin inanıyor oluyor Oluyor. Ben daha önce öğretmenlik yaptığım yerde... ...daha önce bir vesileyle evet de anlatmıştım. Ee, i̇şte o zaman ben de genç gençtim. Ben gençtim. Benden de genç bir e, delikanlı. Dedi hocam dedi illa sizinle bir görüşeceğim. Sizinle bir görüşeceğim. Neyse gittik yani ee, bir kahvehaneye. Böyle şey günüydü. Bahar günüydü. ...herkes dışarıda oturuyordu falan... ...biz kahvehanenin içine girdik, sır çünkü... nedeni konuşacağını bilemiyorum... ...girdik, kahvehanenin içinde de kimse yok... ...bir köşeye oturduk, çaylar içtik... ...böyle eğilerek anlatmaya başladı... İşte 50 milyar liralık... ...o zaman anlatıyor... ...5 milyar liralık, 50 milyar liralık neyse... ...bir hazine varmış altın... ...ama cinler tutmuş... ...işte... ...bir tane cinci varmış... ...o bunlardan okuyacak... İşte 500 lira mı dedi, 5000 lira mı dedi, neyse para istiyor. O zamanlar dinledim, dinledim. Ama nasıl böyle inan şey yapıyor, ballandıra ballandıra anlatıyor. Dedim ki, ee, şimdi sizden en ne kadar dedim bu? 50 milyar. Sizden ne kadar istiyor? 5000 lira mesela. Peki dedim bu cinci salak mı? O ne demek abi dedi ya. Ya dedim 50 milyar diyorsun ya. Hadi milyar demin de 50 bin lira da olsun. Sizden ne istiyor adam? Beş bin lira. E kırk beş bin lirasını sana bırakıyor. Beş bin lira. E dedim bu madem ki bunu biliyor. Bu kadar maharetli. iki tane adam bulur. Onlara biner lira verir. Hepsini kendi alır. Beş bin lira değil. Kırk sekiz bin lira kendisine kalır. İki adam bulur. Biner lira onlara verir. Kırk sekiz bin lirası kendisine, kendisine kalır. Hepsi. Çocuk düşündü, düşündü, düşündü. Ya dedi kafam karıştırsın sen dedi. Yani dedi. Yani dedim. Sizi dokutluyor bu adam. Asfası yok. Dolayısıyla bu şekilde bunlara böyle itibar etmek Allah-u Teala korusun kaybı bilmek olur. Evet. Ha efendim işte aletlerle edevatlarla falan burada. Olabilir. Olabilir. Altın bulunabilir. Çalışırsın dedinizin Falan filan. Diyelim ki böyle bir yer kazdı. Şeyde buldu. Altını da buldu. Bir küp altın buldu. Diye. Bir küp altın bulundu. Eşim kendi toprağında bulduysa veya umuma açık olan bir yerde bulduysa başkasının arasında değil bulduysa fakir kitaplarında yani böyle kazarken bulduğu zaman kendi arazisinde ise veyahut da umuma ait herkesin kullandığı bir yerde ise bunun olur buyuruluyor ancak orada devlet devreye girer. Evet. Devlet devreye girer. Devlete haber vermen lazım. Yakalarsa canını okur. Yakalarsa canını okur. Alır elindeki. Alır. Ha devlet bazen şey yapıyor onu da biliyorum mesela müracaat ediyor. Biz diyor aynı şekilde böyle şuralarda böyle tahmin ediyoruz. Hazine arayacağız. Devlet bunlara izin veriyor. Devletin vermiş olduğu izinle kepçeler mepçeleri götürüyor. Adam hani şeyleri bile spot lambaları yakıyor. Gece bile şey yapıyor. Çalışıyor. Ki, çalışıyor. Buldu. ve devletin zaten adam var orada. Ne kadar buldu? Yüz bin liralık buldu. Mesela bu. E, devlet diyor ki benim diyor alacağım bu kadar Devlet alıyor gerisini de sana veriyor. İşin aslı bu. Kaçakçılıkla göçekçiliğe. Böyle olursa böyle bir olur. mahsur yok. Mahsur yok tabii ki.